Ek sınav hayırlı olsun. Arkadaşlar ek sınav bu dönem yapılacak. Şimdi hocamıza ben soruları soracağım. Sizlerin de merak ettiği teker teker soracağım. Öncelikle hocam ek sınav kesinleşti mi? Evet arkadaşlar, bir halk eğitim merkezinin yani Gürsu Halk Eğitim Merkezi'nin paylaştığı bir yazı vardı. Biz de bunu bu sabah hemen bakanlıktan doğrulattık ve ek sınavın olacağını ve online çevrimiçi olarak yapılacağının bilgisini aldık. Ek sınav kesinleşti hocam. Peki hocam. Biliyorsunuz ek sınavda dönem şartı vardı. 8. dönem ve üstü olan öğrenciler girebiliyordu. Bu sınavda böyle bir şart var mı? Arkadaşlar bu sınavda çok güzel bir şey yapmışlar. Dönem şartını kaldırmışlar. Yani kayıt yenileme yapan herkes bu sınava girebilir. Dönem şartı yok. Bir de ek sınav yine her zaman olduğu gibi dönemden sayılıyor. Yani 6. dönemdeyseniz ek sınava kayıt yaptırdığınız zaman 7. dönem olacaksınız. Bu bütün öğrencileri ilgilendiren bir sınav. O zaman şu anda toplam dönemi 7 olan bir öğrenci ek sınava girerek mezun olabilir. Tabii ki, tabii Çok ki. iyi bir şey. Peki hocam ek sınav bir kayıt yenilemesi ne zaman yapılıyor? Çünkü kayıt yenileme yapılmadan girilmeyecek Tabii dönemden ki. sayıldığı için ve sınav tarihleri nasıl? Şimdi 9 ile 13 Ağustos arasında kayıt yenileme tarihleri var. Yine bu sınavda ilk kayıt diye bir şey söz konusu değil. Daha önceden açık seçili kayıt olan herkes kayıt yenilemeyi yapabilir. Kayıt yenilemeyi biz nasıl yapıyorduk? Bankalara ücret yatırarak ya da halk eğitim merkezlerine giderek ya da ödeme.mep.gov.tr adresinden ödemeleri yapabiliyorduk. 9-13 Ağustos tarihleri arasında kayıt yenileme yapan herkes 16-20 Ağustos tarihleri arasında çevrimiçi yani online olarak sınavlara katılabilecekler. Bu kayıt yenileme ücreti yine aynı şekilde Evet, yine daha 50 TL. önceki ücretler sınavlarda olduğu gibi ücret 50 TL. Peki hocam, sınavın yüz yüze olmayacağı kesinleşti artık. Online bir sınav olacak. Tabii öğrencilerimizin biraz çalışmaları gerekiyor. Neden arkadaşlar? Üçüncü dönem sınavında hocam çıkmış sorularda ağırlıklı gelmedi. Bir havuzdan geldi sorular. Hocam şimdi burada ek sınav 20 Ağustos'ta bitecek. Üniversite kayıtları başlıyor dönemlerde. Büyük ihtimalle açık lise genel müdürlüğü sınav sonuçlarını hızlı bir şekilde açıklayıp Tabii. kayıt yenilemeye yetiştirecek öğrencileri. Tabii. Üniversiteyi kazananlar Tabii. Şimdi özellikle. zaten üniversiteyi kazanan öğrencilerin Aralık sonuna kadar liseden mezun olma şartıyla üniversiteye kayıtlarını yaptırabiliyorlar biliyorsunuz. Ama bu ek sınavla birlikte sınav sonuçları biliyorsunuz online sınavlarda bir hafta kadar sürede yani Eylül ayına gelmeden sınav sonuçları açıklanır. Açıklanır. Dolayısıyla birçok öğrencimiz diplomalarıyla üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar. Dolayısıyla bu anlamda herhangi bir problem olmayacaktır. Üniversite kazanan öğrencilerimiz için de gerçekten çok net ve çok iyi bir haber bu. Evet, güzel bir haber. Zaten şu anda bir telafi sınavı yapılacak Temmuz Evet. ayı içerisinde. Bu ikinci dönem telafisi. Ek sınav da geldi ve öğrencilerimiz rahat bir şekilde mezun olacaklar. Artık kafalarında o soru işareti kalmadı. Ya burada şöyle bir probleme değinmek istiyorum arkadaşlar. Online sınav güzel, kolay bir şekilde mezun oluyoruz ama üniversite hayali olan öğrencilerimiz için altyapı problemine neden oluyor. Yani mutlaka hani ben online sınavı bir şekilde geçtim deyip üniversite sınavında bunu yapamayacaksınız. Dolayısıyla konulara çalışmanızı öneririz arkadaşlar. Yani dolayısıyla üniversiteye yönelik bir plan proje çizmeleri gerekiyor öğrencilerimizin. Online sınav bizi mezun edebilir ama altyapıyı hızlandırmak, geliştirmek açısından bir problem doğurabilir. Bu da zaten öğrencilerimiz bir yandan hani liseyi hızlı bir şekilde bitirirken bir yandan da üniversiteye düşünenler çalışmaya başlasınlar. Evet. İyi bir fırsat Evet. öğrencilerimiz için. Evet. Hocam o zaman bütün detayları verdik. Şimdiden ek sınav bütün öğrencilerimize hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun. Ve kayıt tarihlerini unutmayın arkadaşlar. Çok kısa olacağı için büyük ihtimalle buna ek bir kayıt süresi vermeyeceklerdir. Vermeyecekler. Biz zaten sosyal medya hesaplarımızdan bunun paylaşımlarını yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdiden ek sınav tekrardan hayırlı olsun ve mezun olacak olan öğrencilerimizin de yolu açık olsun diyelim üniversite yolunda. Evet, hepinize başarılar arkadaşlar. Başarılar.